Evet Kadir Bey. Evet. Pilavımla geldim. Meşhur Divri pilavı. Maşallah. Nasıl böyle duruyor hanımlar? Berna Hanım görüntüsü nasıl? Görüntüsü güzel. Güzel kadın. Esma Hanım, komşularınız yaptı mı daha önce hiç böylesini? Bakın. Belki hatırlarsınız. Komşularımızın ismi terfi etti. Ustalarım güzel yapmış. Güzel görünüyor. Terfi etti. Sevinç abla sen nasıl buldun görüntüsünü? Güzel. Görüntüsü güzel. Evet. Masama uymuş mu şimdi? Güzel gözüküyor. Güzel. Zaten yörenin arkasında evet, duruyorsun. Duruyorum çok yani. Şükür. Mutfakta mı servis edeceksin? İsterseniz sen şey olmasın burada hiç da yapabilirim. Bence burada yap rahat tamam, rahat. Tamam. Zaten tepsine getirmen iyi evet, olmuş. Şimdi herkes acaba dibi mi yandı nasıl? Yok. Şimdi sen tencereyi ters mi çevirdin? Ters çevirdim de ezana denk gelince biraz. Anladım. Evet dibi yanmamış. Siz başlarını soğutmadan afiyet olsun. Tadını, lezzetini alın. Evet Sevinç ablacığım senden başlayalım tadına baktıysam. Nasıl buldun ana yemeği? Dediğim gibi bir ana yemek olaraktan görmedim. Hani bir etli pilav. Yani ana yemek değil. Ara sıcak mı? Yani. Ana yemekte et var, nohut var. Üzüm keşke var. Ayrı ayrı ya yapsaydın. Ne yapayım nohudu ayrı tabağa, hani üzüm ayrı, ayrı tabağa. Yapsaydın. Tamam yani olur burada. Tamam sizin yörenizin yemeği olabilir. Saygı duyuyorum. Yörenin emeğini alakası yok da ana yemek. Emeğinize de saygı sonuçta duyuyorum. Sonuçta pilav et ana yemek. Ha, tadı tuzu yerinde mi? Ayrı ayrıdan kastın ne onu açıklayın hani sen. Yanında et mi istiyordunuz burada eti yapsaydım. Yani eti kavurup. Pilav böyle o zaman da aynı pilav. Et, et pilav oluyor. Ya farklı bir şey yapabilirdiniz yani eti. Yani farklı bir şey ne yapabilirdim ki abla? Etten sadece böyle etli tavuk mu yapılıyor yani şey? Ya ne pilav yapayım eti? Ne yapabilirim ki Kadir Bey? İş köftesini yaptım. Yani seni şu an tek rahatsız eden şey bunların hepsinin tek bir tencereye girip pişmesi aynen mi? Aynen öyle. Ama o kadar zor ki bu gerçekten bak. Tutturması zor. Et yandı mı yanmadı mı? Onu ayar, yani etini zaten hiç, bazı yerleri tutmuş gibi. Ya kızaracak biraz da Kadir Bey çünkü sunumu o parlaklığı veriyor. Nohudu kendiniz açladınız. Evet. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Peki dün patates püresinin üstüne et kondu. Yani bugün de pilavın üstüne et kondu. Evet. Dünkü sizi rahatsız etmedi de onu neden bugünkü? Onu ben zaten bugünkü ifade ettim. Ama dün demediniz ki patates püresinin üstünde et var söyledim diye. Ve etini yemedim. Kurumuş diye yemediniz. Evet, yanmış kurumuş diye yemedim. Çok özür dilerim Esma Hanımcığım. Ben söz hakkı vereyim öyle konuşalım. Estağfurullah. Tamam. Sen ha, tadına bak alacağım biraz. Tamam. Tadınız şimdi falan şunu öğrenmeye çalışıyorum. Bu yemeğe ara sıcak diyor musunuz siz? Ben demiyorum. Ana yemek de değil diyorsunuz. Peki yani, bu yemek ne? Ne yani oldu? Normal bir hani. Normal yemek ne? Ara öğün mü evde? Yani normal bizim hani bir kere de yapıp da oturup yediğimiz. Biz de yani bu da bir kere bir de yemek yiyoruz, iki kere de yemiyoruz. Bu da ayrı bir kere bak. Ya öyle yanına başka bir şey yapmazsın. Bunu yaparsın. Çorbamız da vardı, ara sıcağımız vardı, iki çeşit salatam vardı. Salatan zaten bana gelenler hep ölmüş. Ablacığım bir şey söyleyeyim mi? Bak gerçekten bir daha yiyemezsin, ye. Vallahi, ben bulamazsın. Ben bulamam böyle. Bunu ye. Pirinç. Yine yani puan için demiyorum, yine ye gerçekten bak. Yavrum. Yavrum evet doğru söylüyorum. Nimet Hanım. Saygı duyuyorum. Buyur. Bak üzüm var, nohut var, pirinç var. Tamam. Bunu ben yersem bir de şimdi üstüne tatlıyı yersem bu masada kalırım. Eyvah. Ama yemeyip de yiyip. Ameliyat masasında kalanı duydun mu? Yemek masasında kalanı. Ama şekeri olan. Ama sen beğenmedin zaten. Hani o misafir olduğun için lütfen ye diyor, lezzetli olmuş evet, bir daha bulamazsın diyor da. Ben bir daha evime de gelmezsiniz. Siz bunu Sivas'ta ana yemek olarak mı yiyorsunuz? Evet Kadir Bey. Yiyorsunuz ana yemek. Yanında yufka ile ana yemek olarak yiyoruz. Ha, peki Sevinç ablanın yorumu sana mantıklı geldi mi? Bahane mi arıyor sence? Yani başka bir açıklaması yok ki bahane dışında. Yarın kendi günü ya. Sevinç yok ablacığım yemeğe olduğu gibi yorum yap. Arkadaşlar da birazdan söyleyecekler. Ana yemek mi değil mi? Ana yemek. Pilav et sonuçta. Pilav et. İçinde ya üzümü siz var, nohutu var. Sizce olabilir, sizce olabilir ama bence değil. Peki lezzeti nasıl? Berna Hanım dün hep dedi ya lezzetine bakın. Lezzetli mi? Lezzeti iyi. İçindeki aroması iyi. Problem ne peki pirinci burada? Pirinci pişmemiş mi? Nohudu pişmemiş mi bu nohudum kısa sürede? Nohudum pişmiş. Üzümleri yanmış mı, yapışmış lezzetine, mı? Lezzetine, şeyine benim ya hiçbir şeyim katmış, yok. Katmış mı o kadar üzüm şimdi, içinde? Etle üzümü ayrı kavursaydı, sade bir tereyağlı bir pirinç pilavı yapsaydı, o etle kavrulmuş içli üzümü de bir saniye, etle kavrulmuş üzümü de yanına koysaydı, o zaman getirseydi, ana yemek olarak görür müydün? Bu etinden üzümü çıkarsan, nohutu, dolma içi gibi.
Hani şimdi bakın tarifi, tamam. Tarifi sormuyorum ben. Beklentinizi karşılar mıydı diyorum. Sade bir tereyağlı pirinç pilavı, yanına da etle kavrulmuş üzüm. Etle kavrulmuş üzüm olmaz zaten. Kadir Bey bir siz şey söyleyeyim mi? Siz üzümle eti mi bağdaştıramadınız? Ya üzümü evet. Yani. Ama hani o sizin damak sevgi. Mesela mutancana var, kayısı, içinde değişik meyveler var. Ki Azeri şah pilavı var, onlar da bu şekildeler. Hani sizin tamam damak zevkinize uymamış olabilir. Ama diyorsunuz ki normal bir et pişirseydin, pilav üstü olsaydı ya da pilav olsaydı okey. Tek sıkıntı üzüm mü burada? Ya üzüm değil ama bir ana yemek üzüm de değil. Üzüm bizim kültürümüzde var. Elma var, kayısı var. Ya bence değil, her şey de var. Osmanlı'dan gelme. Her bütün yemekler içinde yok mu? Osmanlı'da da ana yemek. Ya şu an görüntüsüyle bile tamamıyla bir ana yemek. Bakır tepsi üstünde pilav gelmiş. Yani alelade sade bir yemek değil ki bu. Tek başına zaten bu yemeğin yanına zaten hiçbir şey gitmiyor. Zaten öyle tavuk pilav olsaydı. Ana yemek dediğimiz şey yanına hiçbir şey gitmeyen yemektir. Yani şimdi bu pilavın üstüne hadi kalkalım da bir mantı yiyelim, hadi kalkalım da bir sulu yemek yiyelim diyemeyiz. Kesti zaten. Ama siz diyorsunuz ki ben bunu ana yemek olarak kabul etmiyorum. Bence sizin derdiniz sadece bütün hepsini tek bir tencerede pişmesi, ana yemek için ikinci bir uğraşa girmemesi. Aynen doğru mu? Aynen öyle. Peki. Evet Neşe Hanım. Üzümlerinin fazla, yani ya benim tabağıma fazla gelmiş ya da gerçekten fazla olmuş. Üzümü çok fazla olduğu için hani çok tat verdi. Kenarına biraz aldım, tuz az olmuş. Biraz tuz ekledim dedim belki öyle hani tadını değiştirebilirim diye. Tuz ekleyince de ekşi olmayan meyve pilava tat vermez zaten. Her şeyi ölçülü yaptım. Belki araştırdığınızda hani bir bardak bir bardak diyor ya. Ben bir bardağın üstüne çıkmadım. Anladım. Ölçüyle yaptım. Diyorum ölçüsüyle ya, biraz, yaptım. Her zaman da böyle yapıyorum. Devriyi de benimle yine gurur duyacak. Orantısı bu yani. Üzüm bu şekilde bu kadar konuyor. Bu. Üzümü. Bu pilavın içinde başka bir şey almadınız mı ya? Nasıl? Yani başka bir hani ağzınıza bir soğandır. Bir baharatlar hiç gelmedim abla. Ye vallahi gerçekten bir tat ya. Bir tat. Dur Sevinç abla tadına baksana, sen Neşe Hanım'a cevabını ver. Sevinç abladan sorarız tekrar. Buyur. Sorarız. Ben tadını sevemedim. Pilavın tadını hani, sevemedim. Evet sevemedim. Pirinç yani. Mi pişmemiş? Beğenemedim. Hani şimdi tatlısını, şeyini, içindeki baharatını, etini, hepsini birbirine böyle hani yakıştırıp da pilavın tadını beğenemedim. Peki tarife baktınız mı gelmeden? Evet baktım. Şu anda tarifteki pilavla aynısı mı? Malzeme olarak aynı. Bazı tariflerde kadayıf da tamam. Hani kadayıfla da yapılıyor. Yani şunu sormak istiyorum. Olması gerektiği gibi gelmiş mi pilav önümüze? Evet. Sunumu şıktı. Okay. Hani tek tepside. Ama sizin damak zevkinize uygun evet, değil. Evet. Benim damak zevkime uymadı. Peki bu senin problemin mi Nimet abla? Pilavın oluru bu. Ben şimdi kişiye özel pilav çıkaramam. Net kaseye koyup mevlüt pilavı da yapmadım. Getirip böyle ortaya koymadım. Mutfakta hazırlamadım. Ben pilavın olunu yaptım. Dibini doğru. Zaten soğan, bunu yağda, pişirmek normal pilav gibi yağda, değil. Normal pilava böyle çatalı kaşığı batırırsın Kadir Bey. Bir karıştırırsın ne oldu? Pişti mi pişmedi bu mi? Bu karışmıyor da. Asla karışmıyor. Dibini zaten soğandan yağla kavurup bırakıyorsun. İşte ben soğan riske böyle atmadım. O kadar dikkat ettim ki Kadir Bey siz de gördünüz. Siz söyleyin. Evet yok. Ne yaptım? Ya çok hassas bir pilav. Öyle hemen altını üstüne getiremiyorsun. Soğanla ayrı kavurdum ben. Peki Neşe Hanım damak zevkine uymamış. Puan verecek mi acaba bu ana yemeğe? Onu da göreceğiz bakalım puanlamada. Yani puanları kısmak için pilavımı beğenmemezlik etmeyin. Pilavım Kadir Bey gerçekten çok güzel afiyet olmuştu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.